İyi Parti Kütahya İl Başkanı Erol Ertürk, Kütahya Gazeteciler Cemiyeti'nde gündem değerlendirmesinde bulundu. Erol Ertürk'ün konuşmasının satır başları şu şekilde: Türkiye'nin ekonomiden önce en büyük sorunu hukuktur. Memlekette hakim ve savcı açığı olduğu zaman AK Parti'nin yönetim kurullarındaki avukatlar hakim ve savcı yapıldı. Ben onların hukuk karşısına çıkmaya korkarım. Hukuk olmadığı sürece yatırımcı da gelmiyor. Türkiye'de adaletin ve güven ortamının olduğuna inanmayan yatırımcı gelmez. 2014'te Kosova'ya yatırım için gittim. Oradaki mafya tarzı yapılanmadan dolayı vazgeçtim. Oraya yatırım yaparsak ona çökeceklerini anladığımız an anlaşmadan vazgeçtik. 4 yıl sonra fabrika sizin olmaz dediler. Türkiye'deki ekonomik yapıya güvenmeyen yatırımcı kaçıyor. Geçtiğimiz yıl 21 milyar TL çiftçiye ek sübvanse verildi. Birilerinin 29 milyar TL'lik vergi gelir borcu silindi. O çiftçiye verilseydi tonu 4000 TL olan gübre 11 bin TL'ye çıkmazdı. Mazot 10 TL'ye geçti. Ekebilenler gübresiz ya da az gübre satarak ekiyor. Kendi kendine yetebilen bir tarım ülkesiydik. Biz bunları kaybettik. Her şeyi ithal eder olduk. Biz ihracatçı bir ülke olsak doların artması fazla önemsenmez belki ama bu durumda iyi değil dedi. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Erol Ertürk, adalet, ekonomi, tarım, sağlık, eğitim sistemlerindeki sorunları sıraladı. Ekonomi üzerinde değerlendirmelerde bulunan Erol Ertürk, işçi, emekli ve memur zamlar karşısında ezdirilmemeli. Enflasyonu mutfaktakiler biliyor. Sadece ihracat yapanların yüzünün gülmemesi gerekiyor dedi. İthalata yönelmek yerine çiftçi desteklensin. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Erol Ertürk, çiftçi ekememekten, mahsulünün ne kadar edeceğini bilememekten şikayetçi. Eskiden garantili ekimler vardı. Pancar, mısır üreticilerine şu fiyatı alacağız diye ekimler yapılırdı. 2020 yılında 2250 TL'ye buğday alındı. Çiftçiden dışarıdan 3200 TL'ye ithal edildi. Bu paralarla çiftçi desteklenseydi biz tarım ülkesi olmaktan çıkmazdık. En büyük derdimiz üretim. Her alanda böyle. Üretimde kurtuluş. Çiftçilerimiz tohum parasını dahi çıkartamamaktan yakınmakta. Esnafa gidiyoruz. Onlar siftah edememekten şikayetçi. Yeni emekli olup 1700 TL maaş bağlanan var. Bunların evlatları nasıl üniversite okuyacak? Refah Yol iktidarında seyyanen zamlar verilmişti. O zamlarla bugüne gelindiler. Bugünden itibaren verilecek yüzdelik zamların geçer yok. Seyyanen zamlar verilmeli. 1700 TL verilene çok, 6000 TL emeklilik maaşı alana az verilerek dengelenmesi lazım. Sağlık sistemi çökmüş durumda. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Erol Ertürk, hastaneden sıra almak mümkün değil. Eskiden hastanelerde sıra bekleniliyordu. Şimdi evlerde sıra bekleniliyor. 2-3 ay sıra bekleyenler var. Göz, katarak ameliyatı için 3 ay sıra veriyorlar. Eşim koronavirüs geçirdi. Hemşire olan kızımın önerisi üzerine kalp ciğer kontrolüne özel hastaneye gittim. 2 kişiye 500 TL ödedim. Verdim. Bunu normal vatandaş asgari ücreti nasıl verecek? Hastanede benden aldığı kadar devletten de para alıyor. Devlet hastanesi olmayan illerden bir tanesiyiz. Şehir hastanesinin ne zaman biteceği meçhul. Sağlık sistemimiz çökmüş durumda. İlaçlarda eski kur fiyatları üzerinden ödeme yapıldığı için ilaç bulunulmuyor. Sağlık alanında ilaçta kuyruk beklenirken ki günleri, hastane önünde kuyruk beklerken ki günleri şu anda vatandaş özlüyor. Evinde sıra alamamaktan, ilaç bulamamaktan ve bu günleri dahi özlüyor dedi. Şimdi önce ittifakla başlayalım. İttifak bu 50 artı 1 sistemin getirdiği bir zorunluluk. Bu ittifakın içinde, o gün yapılan Millet İttifakı'nın içinde saydığım 4 parti vardı. Bizi ne kadar ilişkilendirmeye çalışsalar da ilişkilendiremeyecekleri uç nokta olduğumuz HDP ile hiçbir zaman bizi ilişkilendiremezler. HDP eşittir PKK diyen tek partiyiz. İddia ediyoruz, mecliste açık açık konuşuyoruz. HDP eşittir PKK diyoruz. HDP'ye siyasi kimlik kazandıran, onları mecliste tutan, kapatmak için uğraş vermeyen AK Parti'dir. İkincisi, Millet İttifakı'nın bir adı var şu anda, 50 artı 1 sistemi. Bu sisteme gireceğiz seçime. Bu seçim sisteminin içinde muhakkak bir ittifak olacak. Adı olacak. Bu ittifakın, biz baraj korkumuz yok ki bu ittifakın içindeyiz. Tek başına parlamenter sistem olsa biz tek başımıza gireriz. Aldığımız oyla birinci parti oluruz, ikinci parti oluruz, fark etmez. Bu sistemin içinde muhakkak ve muhakkak biz Millet İttifakı olarak birlikte gireceğimiz partiler var. Bugün için gözüken aynı o partiler ve yanına ilave edilebilecek ve girebilecek partiler var. Bunu gözlemliyoruz. Millet İttifakı olarak gidilecek gözüküyor seçime. Ama bu endişemiz, bizim baraj endişemiz yok başka partiler gibi. Yani biz barajın içine girelim de, ittifakın içine girelim de baraj endişemiz olmasın diye bir endişemiz yok. Bunu özellikle altın içine söylemek istiyorum. Hayır, Millet şimdi İyi Parti niye destekliyor? İyi Parti'nin kendi adayları çıkacak tabii Kütahya'da. 5 tane kendi adayını destekleyecek. İyi Parti niye desteklesin? İttifaktaki oranlara göre onlar oy alıyorlar. Oradan
puan kazanır, bir ittifak adayı. Hüseyin dedi, yani Millet İttifakı çerçevesinde düşünülüp de bütün partiler tek bir adayı gerçekleştirir. Hayır. Herkesin adayı gerçekleştirir. Bu sadece iyi partilerdi. Türkiye'de Cumhur İttifakı da kendi adaylarıyla herkes kendi adayıyla gidiyor. Biz iyi partinin adaylarıyla. Aday tespitiyle ilgili sorumlu Sedat'ın ve üye şeyle ilgili. Üye. Nasıl bir model düşünüyorsunuz ya sıralamayla alakalı? Şimdi bizim çiftçi Ahmet Ağa'yla doçent Mehmet Ağa'nın, Mehmet Bey'in hiçbir farkı yok. Yani biz sosyal medyada görüyorsunuz, Albay'ın kendisi ikinci ayda aradı, dedi ben emekli oldum, üye olmaya geliyorum dedi. Hayır dedik, üye yaptık. Arkasından doçent arkadaşımız iki gün önce yaptık, sosyal medyayı koymadım. Üniversite öğretim görevlisi. Onu üye yaptık. Ondan sonra gidiyoruz köy köy geziyoruz. Esnaf, çiftçi, genç, ihtiyar demeden 86 yaşında, 90 yaşında kişiler üye olmaya başladı. Önceden ihtiyarı anlatamıyorduk bizim ne partisi olduğumuzu. Şimdi anlamaya başladılar. Bu nedenle mozaiğimiz çok geniş. Bu mozaiğin içinde yapısal olarak zorluklar çekiyoruz. Sizin sormasınız ana soru o galiba. Teşkilatlanmaların içinde değişik yerlerden gelmiş insanların bir arada bulunması zorlukları elbette var. Bu zorlukları aşmaya çalışıyorum. Kişisel ve siyasi tecrübelerimizle bunları aşmaya çalışıyoruz. Genel merkezimiz de buna destek veriyor. Türkiye çapında biz önceden de bahsettim. Biz bir partinin devamı olarak kurulmadık. Ne MHP'nin ne Demokrat Parti'nin bir devamı değiliz. Bizim şimdi CHP'li arkadaşlarımız, hiçbir siyasi partiye girmemiş arkadaşlarımız, Büyük Birlik'ten gelen, Saadet Partisi'ne gelen arkadaşlarımız var. Bu tür AK Parti'den gelenler var. Bizim arkadaşlarımızın hepsi de bakış açımız eşit. Bir de milletvekili aday adaylığında ne kadar aday olacaksa, ne kadar kişiler aday olabilirse benim için gurur meselesidir Kütahya Büyük Başkanı olarak. Aday olacak dedikleri kişiye gidip kendi üye yapmak için özel davet ediyorum. Diyorlar ki falanca aday olabilir, aday olabilir. Gidip bunu üye yapar mısınız? Hay hay diyorum. Ya bazen bir yanımızda birisini görüyorlar, geziyoruz. Ya o aday sen niye onu gezdiriyorsun? Ya öbür aday diyor falancıyı niye gezdiriyorsun? İşte onu götürmeseydin falan yapmasaydın, ona niye rozet taktırdın? İşte böyle endişelen arkadaşlarımız var. Ben şunu söylüyorum. Küçük olup da bir tane milletvekili çıkaramamaktansa büyük olup üç tane çıkardığımızda isimlerin önemi yok diye bakıyorum. Elbette isimlerin önemi şöyle var. İsimlerin önemi yok dediğinden benim bakış açımdan söylüyorum. Diğer açıdan da şunu söylüyorum. O üç kişi veya beş kişi, hedefimiz beş, en az üçten bahsediyorum. Bunu dikkatinizi çekiyorum. O en az üç kişiden dediğim kişilerin Kütahya sevdalısı, Kütahya'nın sorunlarını bilen, bunları yaptırabilen, genel merkezde arası iyi olan kişilerin olmasını tercih ediyoruz. Biraz önce de söyledim. Keşke her ilçeden bir aday portföyümüz geçenki seçimde olsaydı, 3-5 bin oy fark biz alsaydık, bizim milletvekilimiz vardı. Maalesef 5 bin. Yani 2 bin küsur dedim, benim yarısını da sayarsanız öyle bir şeye geliyoruz. Evet. Bunun böyle olacağına inanıyorum ve milletvekili adayın tespitinde öncelikle bir genelde anketlere bakılıyor. Anketler yapılır. Genel merkez artık herkesi tanımaya başladı. İlk seçimde kimseyi tanımıyordu. Müracaat edilenlerin arasında kariyer, işte daha önceden bir hizmet etmişliği, bir siyasi partiyle olan bağı falan onlara bakıldı, bir listeler oluşturdu. Alelacele bir daha baskı bir seçimde. Hatta biz liste sorunundan önce seçime girememe endişesi yaşamıştık o seçimde. Seçime girememe endişesi yaşayan bir partinin o listeyi hazırlaması da elbette ki zor oldu. Bunları açtık Allah'a şükür. Genel merkezimiz, genel başkan yardımcıları da dahil, herkes genel idare kurulu üyeleri de dahil. Artık Kütahya'daki, Kastamonu'daki, Konya'daki, Urfa'daki veya İzmir'deki kimin ne olduğunu, nasıl bir çalışma yaptığını biliyor. Elbette buradan dışarıdan gelecek üst kademede, parti üst kademesinde veya hükümetin içinde bakan olarak, şey olarak görev alacak insanların da yer alacağı bir sistemi elbette düşünüyorlar. Buna göre milletvekili adaylarımız tespit edecek. Ben en iyisi olacağım.